İlk olarak size Türkiye'yi sormak istiyorum çünkü fikrinizi merak ediyorum Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle alakalı ve aynı zamanda şunu da merak ediyorum. Türk lirasının öngörülebilirliği nedir size göre? Çünkü Türkiye'ye yatırım yaptığınızda Türk lirasına ihtiyacınız olacak. Türk lirasını bakın biz Türkiye'ye yatırım yaptık ve Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde elimizde olan bir şeyi satmıyoruz. İlk olarak bunu söyleyeyim. Bunlar iyi bir hareket, iyi bir adımdı. Çünkü insanlara yardımcı oluyorlar. Dolar cinsinde aslında Türk lirasının değerinin korunmasına yardımcı oluyor şu an hükümetin attığı adım. Türk lirasının son dönemlerdeki değer kaybının önüne geçen bir şey oldu. Bence bu iyi bir şey. Ancak uzun vadede baktığımız zaman Türk lirasındaki değer kaybı o kadar kötü bir şey olarak gelmiyor. Aslında hisseler bu anlamda iyi etkilendi. Çünkü bazılarında ihracat piyasası var. Genel olarak konuşmak gerekirse düşük lira maliyeti yardımcı oluyor ihracatçılara ve aynı zamanda turizme de yardımcı olabilecek bir şey. Yani çok fazla negatif bir resim yok önümüze. Tabii ki sabit getiri araçlarındaki insanlar endişe ediyorlar. Liranın değer kaybetmesini istemiyorlar ancak diğer bir tarafta ekonomiye yardımcı olabilecek bir şey bu. Pekala, siz söylediniz, Türkiye'ye yatırım yaptığınızı, yatırım yapmayı devam edeceğinizi dile getirdiniz. Şunu da merak ediyorum, bu tarz oynaklığı bugünlerde nasıl yönetebiliriz, nasıl yönetirsiniz? Yaptığımız şey şu, yatırım yaptığımız şirketlere bakıyoruz ve devalüasyon etkisinin ne olabileceğine bakıyoruz. Mesela ihracat yapan bir şirkete yatırım yapıyoruz ve aslında daha ucuz lira olması o şirkete yardımcı olmuş oluyor. Geliri dolar cinsinden ya da euro cinsinden ama giderleri Türk lirası cinsinden. Buna bakıyoruz. Biz lirayı hedgelemeye çalışmıyoruz ya da shortlamaya çalışmıyoruz hedgelemek için. Doğru yatırımlar yapmaya çalışıyoruz bu noktada şirketlere bakarak. Pekala Sayın Mobius, sizce bu tarz oynaklık geçici midir ekonomimizde? Çünkü bugünlerde bazı adımlar atılıyor hükümet yetkilileri tarafından işleri Türk lirasını dengelemek adına. Bu adımlar için ne düşünüyorsunuz? Daha önce dediğim gibi atılan adımlar gerçekten iyi. Bunların yapılması da çok mantıklı, akıllıca. Lira mevduatı olan insanlara şimdi güvence verilmiş oldu. Liradaki değer kaybı onlara geri verilecek. Yani kendi kayıpları dolar cinsinde eğer bir şeyler kaybediyorlarsa devlet onlara bunun güvencesini veriyor. Bence bu çok iyi bir hareket. Siz de biliyorsunuz lira çok güçlendi bu hareketin ardından, bu açıklamanın ardından. Fakat şunu unutmayalım, günün sonunda bu hareketler fazla insanın hareket etmesine sebep olur. O yüzden bu hareketlerin çok uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum. Pekala, siz Türkiye'nin makroekonomik resmi için ne söylersiniz, yorumunuz nedir? En büyük riskler nedir makroekonomik anlamda bizim için ya da ne yapılabilir sermaye akışını çekmek için ekonomimize daha da fazla? Bence en büyük makro risk ihracat piyasasının kapatılması olur tabii ki. Şimdi ucuz lira var, Türk lirası ucuz. Türkiye çok iyi bir iş çıkartabilir ihracat tarafında. Covid durumunun şiddeti bir risk olabilir. Nasıl yani? Bazı ihraç piyasaları kapatılabilir ya da yavaşlayabilir herhangi bir sebepten ötürü. Bu da Türkiye'den olan ihracatları zarar verebilir. Bence bu en büyük ekonomik risktir. Ve tabii turizme de bakmak gerekir. Umuyorum ki kapılar açık kalacaktır. İnsanlar Türkiye'yi ziyarete gelebilir. Umuyorum ki şu an kapılar açık kalabilir. Covid
de yayılmasını engellemek için kapılar kapanabiliyor, ancak açık kalması Türkiye için gerçekten iyi olacaktır turizm açısından. Pekala Sayın Mobius, Türkiye'nin pozisyonu ne olabilir gelişen piyasaların evreninde önümüzdeki yıl için? Bence Türkiye önemli bir piyasa olmaya devam edecek gelişen piyasaların evreninde, en likit piyasalardan bir tanesi. Gerçekten çok çok önemli, uzun süredir böyle önemli bir piyasa. Bence Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya devam edecektir gelişen piyasaların toplumunun bir parçası olarak. Mesela Türkiye ekonomisinin dinamizmine baktığımız zaman çok iyi bir dirençlilik görürsünüz diğer gelişen piyasaların ülkeleriyle kıyaslandığı zaman. Pekala bu yıl için çok fazla G4 ülkelerinin merkez bankalarını, likiditesini ve omikron varyantını konuştuk. Bütün bu tarz riskler için siz ne düşünürsünüz? En büyük kuyruk riski ne olur önümüzdeki yıl? Enflasyondan bahsediyoruz. Sizce bu geçici mi yoksa kalıcı mı? G4 merkez bankalarının para politikası patikası ne olabilir? Elbette ABD dolarını ve oradaki politikaları takip etmemiz gerekiyor. Herkes aslında ABD'yi takip ediyor diyebiliriz. Gelişen piyasalardaki ülkelerde dahil. ABD'deki duruma bakalım. Enflasyon inanılmaz bir şekilde arttı ve çok kısa bir zamanda yukarı çıktı. Bu da zaten beklenen bir şeydi. Çünkü para basılıyor Amerika'da. Amerika her zaman bunu yaptı. Para arzı çok fazla arttı bir yılda. O yüzden para biriminin değer kaybının olmasını bekleriz. O yüzden enflasyon da yukarı çıkar tabii ki. Bundan daha da fazla yukarı çıkar. Günün sonunda Merkez Bankası Amerika'da, yani Fed'den bahsediyorum, yüksek ihtimalle faizleri artıracaktır. Ve kısa vadede bunun da olumsuz etkisi olacaktır dünyadaki piyasalar açısından. Ama bu olumsuz etki kısa vadeli olacaktır. Geçmişe bakalım, hisse piyasalarının tarihine bakalım. Büyük bir korelasyon var günün sonunda. İşler bu yönde gidecek. Önümüzdeki yıl faiz artırımı olacaktır FED'den. Bunu bekleyebiliriz. Biraz oynaklık olur tabii ki. Fakat o kadar da uzun sürmeyecektir bu oynaklık. İyi bir büyüme devam edecektir dünyadaki ülkelerde. Peki hani hangi varlık sınıfları daha elverişli olacaktır önümüzdeki yıl için? Bize ipucu vermeniz mümkün mü? Yatırımcılar önümüzdeki yıl için ne alabilir? Hisse almaları gerekiyor. İyi şirketlerin hisselerini almaları gerekir. Borçsuz ve öz sermaye karlılığı yüksek gelirleri iyi olan şirketlerin hisselerini alınması gerektiğini düşünüyorum. Sabit getiri yatırımları almayın. Altın da öneririm elbette. Belki portföyünüzün %10'u altın olmalı ve emlak. Başınızda bir ev yoksa lütfen bir ev alın, emlak alın ve onun ardından hisselere yatırım yapın. Gerçekten hisseler en iyi şekilde sizi korur. Para birimindeki devalüasyona karşı sizi en iyi şekilde koruyacak şey budur. Pekala Sayın Mobius, gelişen ve gelişmiş piyasaları bu açıdan değerlendirebilir misiniz? Tabii, gelişen piyasaları endeksine bakın, onun aşağı geldiğini görürsünüz. S&P 500 ve ABD piyasaları yukarı çıktı son dönemlerde. Bunun sebebi de şu ki, gelişen piyasaların endeksi, en azından bu endeksin %30'u Çin hisselerinden oluşuyor. Ve siz de biliyorsunuz, Çin hisse piyasası aşağı geldi. Bu da tabii ki bu endeksi aşağı çekti. Ancak tek tek ülkelere bakacak olursanız onların çoğunun yukarı doğru çıktığını görürsünüz. Mesela Hindistan en iyi örnek bile olabilir. Çok çok iyi bir performans sergiledi. Tayvan piyasası da aynı şekilde. Ve ABD piyasasının hızını da geçti. O yüzden gelişen piyasalara baktığımız zaman farklı piyasaların farklı farklı ele alınması çok önemli. Endeks alınmamalı bu noktada. Farklı ülkeleri bakıp hangisinin en iyi olduğuna karar vermek bu anlamda çok önemli. Siz de söylediniz. Onlardan bir tanesi de Türkiye. Pekala diğerleri için de söylersiniz gelişen piyasalarda.
say Korea, Taiwan, Kore, Tayvan, Çin bile hatta düşmesine rağmen bakılması gereken önemli bir piyasa. Vietnam, yine oraya bakılması gerekiyor. Afrika'da Kenya'dan bahsedebiliriz. Yine iyi bir piyasa. Güney Afrika yine iyi bir piyasa. Latin Amerika'da Brezilya diyebilirim. Gerçekten orada bazı güzel hisseler var. Ve dediğim gibi Türkiye'deyiz biz zaten. Türkiye'de hayatta kalmaya ve çok iyi bir performans göstermeye devam edecek. Bu şekilde düşünüyorum. Pekala. Deli değer endeksi, büyüme hisseleri arasında bir fark var mı? Hangisini tercih edersiniz? Açık konuşmak gerekirse değer ya da büyüme tercih etmek çok daha mantıklı. Değer olursa büyüme de olur. Yani diğer bir deyişle bu iki şey birbirinden ayrılamaz. So when we look at companies, o yüzden şirketlere öyle bir bakıyoruz ki dünyada herhangi bir yerde olursa olsun 3 soru soruyoruz. İlk olarak ne kadar borçları var? Çok ağır borç yükü var mı? İkinci olarak da gelirler nasıl? Gelirlerin artışı nasıl? Büyümesi nasıl? Üçüncü olarak da sermaye, yani öz sermaye karlılığı nasıl? İyi bir oranda yüzde olarak gelir alıyor musunuz oradan diye soruyoruz. Dediğim gibi büyüme çok önemli ve aynı zamanda değer elementi de çok önemli. Pekala, son sorumda emtia tarafıyla alakalı olacak ancak özellikle sizin fikrinizi altın tarafında merak ediyorum. Çünkü bu aslında altından bahsediyorum. Yılın biraz geri kalan emtiası oldu. Hem altın hem de diğer emtialar için yorumunuzu alabilir miyiz? Bence altın iyi bir performans sergilemeye devam edecek. Ancak altınla alakalı önemli bir şey var. Kısa vadede para kazanmayı beklemeyin. Büyüme devam edecek. Çünkü para birimleri değer kaybediyor. Mesela dünya çapındaki para birimlerinin değer kaybına bakacak olursanız altın iyi bir şekilde değer almış olun bir ya da iki yıl önce, bugün Türk lirası cinsinde gerçekten çok iyi kar etmiş olursunuz. Her ülkeye, her para birimine ayrı ayrı bakmak çok önemli altın karşısında. Altın bizimle olmaya devam edecek ve çok iyi bir şekilde değerini korumaya devam edecek. Diğer emtialar söz konusu olduğu zaman emtia talebi aşağı gelmeyecek. Artmaya devam edecek. Emtia talebi artmaya devam edecek. Bakır olsun, nikel olsun, platinyum hiç fark etmez. Hangisi olursa olsun. Mesela petrol, elektrikli araçlara doğru gidiyoruz ancak günün sonunda elektriğin de üretilmesi gerekir ve hidro, güneş, kömür, petrol ya da gazdan üretilmesi gerekir bu elektrik. O yüzden dediğim gibi bu emtianın talebi olmaya devam edecek.